Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chu Wei virüs salgını hakkında İstanbulluları bilgilendirmek için bir mektup yazdı. Chu Wei mektupta salgına neden olan virüsün nerede ortaya çıktığına da değindi. Salgına neden olan virüs Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde bulunan bir deniz ürünleri pazarında ortaya çıktı. Yabani hayvan olduğu tespit edilmedi. Virüs tespit edildikten sonra virüsün teşhisi için testler geliştirildi ve büyük oranda üretilmeye başlandı. SARS'la mücadele deneyiminden istifade edilerek ilgili mevcut ilaçlarla tedavi yöntemi belirlendi. Çuvey uygulanan tedbirlere de değinerek iyi neticeler elde ettiklerini ifade etti. Wuhan'da 10 gün içerisinde toplam 2500 yataklı iki özel hastane yapıldı ve akabinde hizmete girdi. İyi neticeler de elde edilmeye başlandı. Bu virüsün özelliği yüksek oranda bulaşıcı fakat öldürücü etkisi düşük olmasıdır. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi %2,1 oranındadır. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Wei virüsün doğadan kaynaklandığını belirtti. Bazı Türk vatandaşlarından bu virüsün bir biyolojik silah olduğuna dair endişelerini duydum. Ama bu virüs doğadan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarına göre yeni tip koronavirüs salgını şu an küresel salgın formatında değil. Sadece birkaç kaynak noktasında yer alıyor ve grup şeklinde bulaşıyor. Çinli diplomat Türk ve Çin halkının dayanışma içinde her zorluğu aştığını söyledi. 1999'daki Marmara depreminin hemen ardından iki halk dayanışma içinde bu zorluğu birlikte aştı. Bugün de İstanbul'da salgınla ilgili çalışmalar esnasında Türkiye'nin büyük desteğini gördüm. İnanıyorum ki Çin tıbbi ve güçlü yöntemlerinin yanında sizin de desteğinizle bu virüsün üstesinden geleceğiz. Chuwei virüsün o kadar korkunç olmadığını da ekleyerek son gelişmelerden vatandaşları haberdar edeceğini aktardı.